Maschio Gaspardo, APV, Jane sulama sistemleri, EAS akü, kastrol, TEB'in iştirakıyla Massey Ferguson tarla günleri başlıyor. Şu an Leburgaz'dayız. Merkez olarak Edirne lokasyonu diye geçiyor ve burada Trakyalı çiftçilerimizle buluşup Trakyalı çiftçilerimizle tarla günlerinde, tarla denemelerinde hem traktörlerin performansını, hem ekipmanının denemesini, hem de diğer iştirakçı katılımcılarla birlikte çiftçi buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Tarla günleri başlıyor dedik. Akko Massey Ferguson ana sponsorluğunda Trakyalı çiftçilerimizle buluşmaya geldik. Nihat Kuvalı beyefendi ile bölge bayisi. Sizi Massey Ferguson'la tanışmanızı, bölgedeki etkinliğinizi önce öğrenmek istiyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. İsmim Nihat Kuvalı. Massey Ferguson Kırklareli Edirne bayiliğini yapıyorum. Uzun yıllardır Massey Ferguson'la servislik, yedek parça ve son olarak satış, 2010 yılında satışına başladık. Böyle bir etkinlik Akko ile beraber düzenliyoruz. Çiftçimize yeni ürünleri, teknolojik ürünleri tanıtmak adına ve tarla günlerine başladık. Şu an biz 7. lokasyondayız. Trakya bölgesindeyiz. Şunu rahatlıkla söylüyorum. En kalabalık burasıydı. Biz de katılımdan gerçekten memnun kaldık. Bazı endişelerimiz vardı ama gerçekten güzel olduğuna inanıyorum ben de. Yani çiftçilerimiz açısından oldu. Gayet kalabalık bir yerde oturacak yer bulunmadı. Başarılı olduğuna inanıyorum ben de. Burada çiftçimizin Massey Ferguson'un bakışı nasıl Nihat Bey? Yıllardan beri Massey Ferguson'u tanıyor çiftçimiz. Bölgede hakim bir marka. Uzun yıllarda biz de servis kanadında çalıştık zaten. O yüzden marka oturmuş bölgemizde. Biz size başarılar diliyoruz. Buradan çiftçilerimize, Trakyalı çiftçilerimize aktarmak istediğiniz bir şey var mıdır? Yeni ürünlerimizle tanışsınlar, teknolojiyle tanışsınlar. Kendileri bu konuda daha karlı çıkacaklarına eminim. Teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Değerli izleyenler, son lokasyonda tarla günleri etkinliğimiz devam ediyor. Trakyalı çiftçilerimizle kısa bir sohbet etmek istedik. Hem de tarla günleri etkinliğini değerlendirmelerini rica edeceğiz. Yerimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Ben Pınar Sağataköy'den Erol Turalı. Çiftçilikle uğraşıyorum. Ne ekersiniz, ne biçersiniz Erol Bey? Ayçiçeği, buğday. Ayçiçeği bitirdiniz mi? Bitirdik, ektiniz. Bitirdik. Hayırlı olsun. Sağ olun. Şimdi işte Massey Ferguson'un tarla günlerine geldik. Arkadaşlarla bu şekilde. Etkinlik güzel geçiyor mu? Çok güzel geçiyor. Katılım da iyi. Güzel bir ortam var, kalabalık. Biz de başarılar diliyoruz. Teşekkür Sizi ederim. Tanıyalım sırada. Ben de Mehmet Tuna, Kırklareli'nden Karadur Mahallesi çiftçilerinden. Siz ne ekersiniz, ne biçersiniz? Buğday ekiyoruz, mısır, ayçiçeği. Hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı. Trakya'da genelde ağırlıklı bu. Nasıl geçiyor etkinlik? Etkinlik güzel. Kalabalık, katılım da iyi. Sponsorlar da güzel.
Bakalım inşallah faydalı bir şeyler öğreneceğiz. İnşallah. Siz tanıyalım abi. Ben Nazım Kasırga, Kıtlareli Karadır Mahallesi'nden. Ya biz de açılışlara falan geldik. Böyle bu etkinlikler daha olması lazım. Çiftçiyi aydınlatmak için. Bizi geliştiriyor yani sonuçta. Bir de traktör umurtaları deneniyor olması iyi bir şey değil evet, mi? Evet tabii görüyorsun. Hani aldığın malzemeyi önceden görmen daha iyi yani. Pulluk olsun. Artık burada ne malzemeler varsa traktörler olsun. Bir traktörün toprağı zor. Konya'ya, Adana'ya da benzemiyor. Evet şimdi yoru yoru fark ediyor. Bizim mesela oraları daha kumsala kalıyor. Buralarda kepir. Değişik değişik yani sonuçta toprak yapısı. Biz de başarılar diliyoruz. Oldu sağ çok sağ olun. Abi seni tanıyalım. Adım Recep Tura. Kırklareli merkezden katılıyorum. Mısır, buğday ve ayçiçeği ekiyoruz. Nasıl geçiyor bu etkinlik? Beğendiniz mi? Şu anda etkinlik iyi geçiyor. Bizim fiyatların çok pahalı olması. Genel olarak söylüyorsunuz değil tabii, mi? Tabii genel olarak. Buradaki... Yani traktördeki şimdi alım gücümüz artık yani gübrenin, mazotun pahalı olması ama bir traktörün de pahalı olması sattığımız mahsulün hala 750-800 lira buğday. Yıllardır böyle. Yıllardır böyle ama şu anda ben öyle tahmin ediyorum ki malzemeleri yenilemek, motorlarını yenilemek biraz zorlaştı. Biz de kolaylıklar diliyoruz. İnşallah düzelecek. İnşallah. Şeref Avcıoğlu, Kırklareli Merkez, Karadır Mahallesi'ndenim. Hoş geldiniz. Karadır Mahallesi'nde abim de iki kişi daha var. Aynı. Siz de mısır, ayçiçeği, buğday mı ekiyorsunuz? Evet, aynı mısır ve buğday üzerine. Fakat çıkardığımız mahsuller maalesef para etmiyor. İnşallah edecek. İnşallah edecek ama gördüğümüz traktörlere bu kazançla zor kalacağız. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Trakya'da çiftçilerimizle kısa bir sohbet ettik. Hepsinin hemen hemen etkinliğin güzel olduğunu ama girdi maliyetleri, tohum, gübre, mazot gibi girdi maliyetlerinin yüksek olması biraz işini zorlaştırdıklarını ifade ettiler. İnşallah çiftçilerimiz kazanacak, çiftçimiz kazandığında ülkemiz kazanacak. Bunu umut ediyoruz, devam ediyoruz. Trakyalı çiftçilerimize devam ediyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz abi. Nereden gelirsiniz? Kimsiniz? Ne yaparsınız? Teşekkür ederiz. Ben Muammer Soyaslan. Çömlek Akpınarı Köyü, Lalapaşa Edirne'liyim. Çiftçilikle uğraşıyorum. Ne ekersiniz? Ne yiyinimiz var? Bizim bölgede ayçiçeği, buğday son senelerde, son 5 senede kanola bitkisi. Ağırlıklı olarak alternatif bitki olarak kanola ekmekteyiz. Ayçiçeğini bitirdiniz mi? Ekim tamamlandı mı? Bitti. Bitti ayçiçeği bitti. Daha doğrusu büyük bir bölümü de çıkmış vaziyette. Öyle mi? Evet. Maşallah. Şeyde buğdayda hastalık var mı? Buğdaylarda son dönemde bölgede adı bilinmeyen virüse dayalı söylendiği yani daha analizi yapılmamış. Ege Üniversitesi'ne gönderilmiş. Bir yeni hastalık var. Virüsle ilgili hastalıkların da şu anda icat edilmiş ilaçları mevcut değildir efendim. Öyle mi? Evet. Kolaylıkla diliyoruz size. Teşekkür ederim. Kamur Anas Ekili, Çömlek Akpınar Köyü, Lalapaşa, Edirne'ye bağlı. İsmim Kamur Anas Ekili, çiftçiyim. Ne ekersiniz Kamur Anas Bey? Ayçiçeği, buğday ekimi yapıyoruz. Ayçiçeğini bitirdiniz siz de? Ayçiçek ekimini bitirdik. %70-%80'i çıktı. Maşallah. Nasıl geçiyor tarla günü? Beğendiniz mi? İyi, gayet güzel. Bunların devam etmesi lazım. Çiftçiler için yararlı. Kaç kilometre burada köyünüz buraya? Aşağı yukarı. 100 kilometre var. 100 kilometre sadece bunun için mi geldiniz buraya? Evet bunun için. Helal olsun size. Bunun için. Bu gibi şeyleri biz takip ederiz. Yani meraklıyız. Bilgilendirme amaçlı yani bizim için. Biz sizin buradan köyünüze selamlar yolluyoruz. Saygılar sunuyoruz. Trakya'da çiftçilerimize kolaylıklar diliyoruz. Biz de size çalışmanızda başarılar dileriz. Çiftçi TV'ye ayrıca Çiftçi TV'ye çok teşekkür ederiz. Dünyadaki tarımsal aletlerin gelişmesine paralel olarak buradaki aletler de bizi görmemiz
son derece memnunum. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Adım Nihat Kovalı. Edirne Kırklareli Mahsey Ferguson bayisiyim. 1964 senesinde Mahsey Ferguson'la tanıştık. 80'li yıllarında yedek parça ve 2010 yılında da Mahsey Ferguson Edirne Kırklareli bayiliğini aldım. 5 senedir bu bayiliği sürdürüyorum. Bu etkinlikte hepinizin yeni ürünlerle, yeni Mahsey Ferguson'la tanışmasını temenni ediyorum. Burada birçok ekipman ve firmalar var. Bunlardan da profesyonel bilgi alıp etkinliğimizden faydalanabilirsiniz. Umarım hepiniz iyi bir gün geçirirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Bayer'den Ayhan Eren beyefendi. Evet, değerli misafirler, hepiniz Mahsey Ferguson tarla günlerine hoş geldiniz diyorum. Bayer Türk olarak da sizlere sezonun en hızlı olduğu günlerde, en sıkıntılı olduğu günlerde Bayer olarak tohumdan hasata kadar her türlü ürününüzde sizlere destek olmaya, sizlere yeni düşünceler, yeni fikirler, yeni üretimler adına standımızda oluyor olacağız. Geldiğinizde buğday olsun, ayçiçek olsun, mısır olsun, her türlü üründe tohumdan hasata kadar sizlere her türlü değerli bilgiyi paylaşacağımızı söylerken iyi bir aktivite olmasını ve bereketli, güzel bir yıl olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim şimdi de Jane Sulama Sistemlerinden Emre Kalaycıoğlu. Hepiniz hoş geldiniz. Bizim işimiz sulama. Damla sulama ve yağmurlama sulama sistemleri üzerinde uzmanlığımız var. Standımızda sulama sistemlerinin kullanılması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi, verim artışları ve bu tip konular üzerinde sizinle bilgi alışverişi yapmak istiyoruz. Standımıza bekliyoruz. Teşekkürler. Şimdi Akko Mahsey Ferguson'dan traktörleri tanıtmak için Emre Hakbaş ve Maskü Gasparda'dan ekipmanları tanıtmak için Şaban Şiyak. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Mahsey Ferguson dünyaca ünlü Akko firmasının global bir markası. 2008 yılından bu yana İstanbul'da Akko bünyesinde devam ediyoruz. Mahsey Ferguson'u Türkiye'de bilmeyen yok. Dünyada da öyle. 160 yılı geçkin bir süredir dünya çiftçilerine komple ürün çözümleri sunuyor. Bugün burada Mahsey Ferguson traktör ürün gamımızdan 6 tane model var. 65 beygirden 235 beygire kadar 6 traktörümüz, 6 ekipmanımızla tarla denemeleri yapacağız. Ama ürün gamımız sadece bu kadarla sınırlı değil. Manisa fabrikamızda 50-75 beygir arası bahçe kompakt traktörler üretiyoruz. Bunların üzeri traktörler de dünyadaki muhtelif fabrikalarımızdan tekrar geliyor. 400 beygire kadar ürün gamımızda traktörler var. Tabii sadece traktör de yok. Burada sağımda görüyorsunuz bir Laverde marka biçer dövmemiz var. Gene Akko bünyesinde Akko'nun markalarından biri Laverde. Biz de Türkiye ofisi olarak aynı zamanda Laverde biçer döverleri ve Fella marka Almanya fabrikamızda ürettiğimiz ot biçme ve ot toplama dağıtma tırmıkları olan bir ürün gamımız daha var. 3 markamızla beraber Türkiye'de faaliyet yürütüyoruz.
Tekrar teşekkür ederiz bugün burada olduğunuz için. Tekrar merhaba, Masköy Gaspardo'dan ürün pazarlama sorumlusu Şaban ben. Trakya bölgesinde çiftçilerimiz gayet iyi biliyor markamızı. Daha çok Türkiye'de Gaspardo olarak anılıyoruz. Masköy Gaspardo İtalyan kökenli uluslararası bir firma. 2 asırlık bir firmadır. Masköy Gaspardo bünyesinde 40 beygirden 400 beygire kadar tüm tarımsal mekanizasyonu barındıran nadir firmalardan biridir. Dünya çapında 11 üretim tesisi, Türkiye'deki gibi 12 ticari şubesi, 130 ülkeye ihracatı, 60 bin adet yıllık makine üretimi, 1800 çalışanı ile lider mekanizasyon firmasıdır. Örneğin çiftçimizin ilk toprakta kullanacağı pulluğundan, dik rotatöründen, toprak frezesinden tutun da gübre serpmesine, yem hasat harman makineleri yani ot toplama, çayır biçme, silindirik balya makineleri dahil olmak üzere çiftçimizin ihtiyaç duyabileceği tüm tarımsal mekanizasyonu bünyemizde karşılayabiliyoruz. Teşekkürler. Şu an için demodaki en küçük traktör 65 beygir gücündeki 2630F. Bildiğiniz gibi Massey Ferguson Türkiye'de çok uzun geçmişi olan bir firma. Özellikle 200 serisi son derece bilinen, son derece tercih edilen bir model. O kadar bilinirliği fazla ki birçok marka da buna benzer taklitlerini çıkarıyor. 2600 serisi traktörlerimiz, 200 serisi traktörlerimizin daha modernize edilmiş hali. 50 beygirden başlıyor, bahçe traktörlerimiz var. Tarla traktörlerimiz var. Burada gördüğünüz 65 beygir olan traktörümüzün aynı zamanda kabinli olanı da var. 4 silindirli turbo bir motor kullanıyoruz. Motorlarımızdan bahsetmek istiyorum Massey Ferguson traktörlerindeki. Tamamıyla tarım işlerine odaklanmış durumdayız. Herhangi bir şekilde iş makinesi ya da kamyon grubu motorları kullanmıyoruz. Yakıt konusunda ne kadar hassas olduğunuzu biliyoruz. Dünyanın en pahalı dizel yakıtlarını Türkiye'de maalesef kullanıyoruz. Bu sebeple traktörlerimizin yakıt sarfiyatları son derece düşük, tork değerleri de son derece yüksektir. Traktörümüz hafif hizmet tipi bir traktör. Kendi segmenti içinde gayet sağlam. 12 ileri 4 geri vites kademesine sahip 1.5 şanzıman var. Kendi sınıfındaki tarım işleri için gayet geniş bir vites deseni var. Hidrolik kapasitesi gayet yüksek. Kompak, çok amaçlı traktörler ürün gamımızdan. Evet, traktörümüzün arkasında toprak frezesi görüyoruz. B230 dediğimiz modelimiz. 54 bıçaklıdır. Sızdırmaz contaları sayesinde her çeşit toprak çeşidinde rahatlıkla çalışabilirsiniz. 2.30 iş genişliği vardır. Bünyemizde 1.60'dan 6.20'ye kadar katlanır modeller dahil olmak üzere birçok toprak frezesi mevcut. Tohum yatağı hazırlığında kullanılan bir ekipmandır. Az önce kesildi. 6.20 katlanır tarzı olmak üzere birçok toprak frezesi üretimimizde mevcut. Çadırımızda yetkili bayilerimiz ve bölge müdürlerimiz konular hakkında, aklınıza takılan tüm sorular hakkında bilgi verecektir. Teşekkürler. Evet, sıradaki traktörümüz şu an için Türkiye'de ürettiğimiz en büyük model 75 beygir gücündeki 2635. 2635 traktörümüz de yine Manisa fabrikamızda üretiliyor. Yine 4 silindirli turbo bir motora sahip. Yakıt da çok cimri. Gördüğünüz gibi bir gayet geniş bir kabinimiz var. Ergonomik. Operatör için uzun soluklu çalışmalar için çok ergonomik. Rahat bir operatör ortamı sunuyor. Traktörümüzün arkasında şu an dörtlü 14 inç kulağa sahip olan standart pulluğumuzu görüyoruz. Emniyet sistemi civata sistemlidir. Masköy Gaspardo pulluk üretiminde
şuna dikkat ediyor. Traktör beygir gücüne göre üretim yapıyor. Standart sadece bir profil gövdeden değil, bunları modellendirerek traktörümüzün beygir gücüne göre pulluk üretimi yapıyor. Pulluklarımızın tümü profil pulluktur. Profil pullukla ilerlemeyi düşündük biz. Bu pulluğumuzda arkasında göreceğiniz gibi bağlantı noktaları sayesinde örneğin 4'lü değil 4+1 5'li olarak da pulluğumuzu kullanabiliyorsunuz. Evet, bir diğer modelimiz Massey Ferguson'un 4700 serisi. Bu seri traktörler son derece yeni tasarlanan traktörler. 2015 yılında dünya çiftçileriyle aynı zamanda Türk çiftçilerine sunduğumuz bir traktör. Kesinlikle eski bir traktörün yenilenmiş hali değil. Baştan sona motoru, transmisyonu, hidrolik sistemi baştan tasarlandı. 3 modelden oluşuyor. Buradaki traktörümüz şu an 95 beygir. Bu seride 4700 serisinde 85 ve 75 beygir olarak 2 modelimiz daha var. Artık büyük traktörlerde görmeye alıştığımız birçok özelliği biz bu traktörlerle beraber orta segment çiftçilerimize de sunuyoruz. Traktörümüzün motoru 3 silindirli common rail elektronik yakıt enjeksiyon sistemine sahip. Bu sebeple son derece yakıtta ekonomik ve elektronik motorunda birçok faydasını bu traktörde görüyoruz. Deneme esnasında bunun üzerine test edecek müşterilerimiz de görecek. Traktörde ön aks sisteminden başlamak istiyorum. Gerçek bir 4x4 traktör. Diferansiyel kilidi ve çift çeker düğmelidir, elektrohidroliktir. Diferansiyel kilidini kilitlediğinizde traktörün ön diferansiyeli de kilitler. Ve gerçekten 4x4 olarak yere tutunur. Biz buna hidrolok özelliği diyoruz. Kendi sınıfı ve yüksek sınıfı traktörlerde, rakiplerde genelde sınırlı kayıcı ön aks sistemleri vardır. Bununla beraber traktörün şanzımanı 12 ileri 12 geri ama bunu 6 viteste veriyor. Bir seri ve yavaş olmak üzere 2 de kademe var. 6 vitesi gördüğünüz gibi power shuttle var. Debriyajsız olarak ileri geri yapmak mümkün. Power shuttle özelliğiyle beraber bir vites kolunun üzerinde el debriyaj düğmesi de var. Operatör arkadaşımız debriyaja basmadan vitesleri son derece rahat ergonomik olarak geçiriyor. Ve hemen power shuttle kolunun altında bir potansiyometre var. Oradan da kalkış agresifliğini ayarlayabiliyoruz. Çok ağır yüklü romorklar çekiyorsak daha yumuşak kaldırabiliyoruz. Yine bir koltuk sensörü var. Koltuktan kalktığınız zaman eğer kuyruk mili gibi bir ekipmanla çalışıyorsak durdurur. Yani artık büyük segmente sunduğumuz özellikleri bu segmente de çiftçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Traktörümüzün arkasında şu an diğer bir döner pulluk diye bildiğimiz dönerli pulluğumuz mevcut. 18 inç kulaklara sahip, yine 3+1 şeklinde dörtlü olarak kullanabiliyorsunuz. Yine üstündeki emniyet sistemi civata emniyet sistemidir. Özellikle kulaklarına dikkat ettiğinizde kulaklarındaki özel kıvrımı sayesinde, açılı kıvrımı sayesinde toprağınızı tam bir devirme yapar. Az önce bahsetmiştim, biz farklı modellerde üretim yapıyoruz. Evet, sıradaki modelimiz Massey Ferguson'un 5600 serisi. 5600 serisi bu bölgede ve Trakya'da da çok beğenilen 5400 serimizin bir büyük serisi. O traktörlerimiz de hemen solumdaki çadırın başında var. İki Massey Ferguson müşterimize teslim etmek bugüne nasip oldu. Çok beğenilen bir serinin Fransa'da ürettiğimiz traktörlerin artık 110 beygir üzerinde olan bir segment 5600 serisi. 4 silindirli yine common rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip elektronik bir motoru var. Artık bu segmentle beraber profesyonel çiftçilere hitap etmeye başladığımız modeller. Traktörümüzün şanzıman seçenekleri var bu traktörlerde. Çok beğenilen Dyna 4 şanzımanımız şu an traktörün üzerinde.
16 ileri 16 geri vites kademesini debriyajsız olarak kullanıma imkan sağlıyor. Aynı zamanda 4 adet vitesi de bu çoklu düğmeli olarak değiştirme şansı sunuyor. Ama ben daha fazla vites kademesi istiyorum diyen çiftçilerimizde Dyna 6 şanzıman sunuyoruz. Dyna 6 şanzımanımız da yine opsiyon olarak bu traktörlerde var. 24 ileri ve 24 geri vites kademesi sunuyor. Kabinimiz son derece sessiz, 70 desibelin altında bir gürültü seviyesine sahip, operatör için son derece rahat bir operatör ortamı sunuyor. Yine kabin süspansiyonu standart olarak sunuluyor. Opsiyon olarak sunduğumuz diğer özellikler ise ön ak süspansiyonu ve ön kuyruk mili, ön 3 nokta askı sistemi gibi sistemlerde bu traktörlerde var. Traktörümüzün arka hidrolik sistemi ise son derece güçlü. 5200 kilogram kaldırma kapasitesine sahip. Traktörümüzün arkasında şu an dik rotavatörümüzü görüyoruz. Tohum yatağı hazırlığında kullanılan bir ürün. Türkiye'de en fazla sattığımız bir ürün ve pazarda lider olduğumuz bir ürün. Modeli DC Drago 3000 dediğimiz modelimizdir. 3 metre iç genişliği vardır. Totalde genişliği 3'ün 3'tür. Arkasında gördüğünüz gibi dişli merdane olduğu gibi çiftçilerimizin toprak çeşidine göre ve ekeceği alanın yapısına göre farklı merdane tipleri önerebiliyoruz. Yine bu dik rotavatörlerimizde katlanır modellerimiz mevcut. 8 metre, 9 metre boyutunda olanlarım mevcut. Ömür boyu garantili bıçaklardan bahsedeceğim ben size. Bıçaklarımız dayanıklı olduğu için ve özel taş koruma kitleri sayesinde düşük maliyetlerle makinenizi uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Evet, sıradaki traktörümüz Massey Ferguson'un 6600 serisinden bir örnek. Serinin en büyüğü, 160 beygir gücünde. 6600 serisi traktörlerimiz de Fransa fabrikamızda üretiliyor. 130 ila 160 beygir arasında değişen modellerimiz var. Dediğim gibi en büyük traktörümüz bu seride 6616, 160 beygir gücünde. 4 silindirli common rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip. Yine yakıtta son derece cimri ve modern motoruyla son derece güçlü. İyiden iyiye profesyonel çiftçilere hitap etmeye başladığımız bir traktör. Şekillendirebileceğiniz birçok opsiyonel özellikler var. Traktörleri sizin isteğinize göre arka hidrolik çıkış sayısını bile seçebilirsiniz. Ön ak süspansiyonu seçebilirsiniz. Ön kuyruk mili, ön aç 3 nokta askı sistemi seçebilirsiniz. Artık birçok özellik a la carte menü gibi sizin talebinize göre üretiliyor. Hidrolik sisteminden bahsedeyim. Son derece güçlü bir hidrolik sistemi var. 8600 kilogram kaldırma kapasitesi sunuyor en büyük modelimiz. İstenildiğinde hidropneumatik olan emniyet sistemli pilotlarımız da mevcut olabiliyor. Bu modelimizde profilimiz 120'ye 120, çünkü traktör gücü artık yükseldi. Pulluğumuzun en önemli özelliği rakip ürünlere göre daha hafif olması ve traktörümüzü daha az yorması. Az önce de bahsettiğim gibi 4+1 ve diğer versiyonlarını pulluğumuzda kullanabiliyorsunuz. Farklı traktör segmentlerine göre farklı ekipmanlar yapıyoruz. Pulluklarımızın en büyük özelliği şu: pulluklarımızda kaynak miktarı çok az. Bu sayede çiftçimiz tarlada herhangi bir problem yaşadığında rahatlıkla kendisi müdahale ederek parça değişimiyle birlikte çalışmasına devam edebiliyor. Evet, sıradaki modelimiz demo programımızdaki en büyük model. 235 beygir gücünde ama en büyük, ürün gamımızdaki en büyük traktör tabii ki bu değil. 400 beygire kadar traktörler var. Massey Ferguson'un 7600 serisinden 7624, 235 beygir. Traktörümüzün en küçük modelinde Dyna 4, 16-16 vites seçeneği mevcut. Şu an traktörümüzün üzerinde kademesiz şanzıman var. Dyna VT isimli. Ama arzu eden çiftçilerimiz için de Dyna 6, 24 ileri 24 geri yarı otomatik şanzımanı sunuyoruz.
Traktörümüzün gördüğünüz gibi bir ön 3 nokta askı sistemi var, ön kuyruk mili var, hidrolik çıkışlar var. Ön ekipmanlarla da kullanılabiliyor. Yine arka hidrolik sistemi son derece güçlü. Traktörümüzün bir özelliği de buradaki modelimizin tarım uydularıyla beraber kullanılabilir olması. Üzerinde Tok Tok isimli bir alıcımız var, beyaz gördüğünüz gibi kabinin üzerinde. Tarım uyduları vasıtasıyla hassas tarımda kullanabiliyoruz. Patlatmamızın ayak uçlarında gördüğünüz gibi çift taraflı kullanılabilen ayak uçlarının yanında kanatlarımız mevcut. Traktör bu patlatmayla çalıştığında toprakta yeraltı çatlaklarına neden oluyor. Bu yeraltı çatlakları da yağmur yağdığında suyun tutulmasını sağlıyor. Ve kök ne kadar iyiyse bitki de o kadar kuvvetli oluyor. Ekipmanın üzerinde 300 litre depo kapasitesine sahip pneumatik tohum ve gübre atma makinemizi görüyorsunuz. Bu makinenin standart 8 hortum çıkışı var. 16 çıkışa kadar arttırılabiliyor. Çalışma genişliği 6 metre. Aynı şekilde yine bu 300'lüğün hidrolik versiyonunda 32 hortum çıkışına ve 12 çalışma genişliğine ulaşmak mümkün. Bu makine ile en ince tohum ve gübreden en büyük tohumlara kadar hassas bir şekilde ekim yapmak ve gübre atmak mümkün. Tarla Günleri iştirakçı katılımcılardan Jeyin Sulama Sistemleri standındayız. Bölge Müdürü Sayın Emre Kılaycıoğlu var. Emre Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son lokasyondayız. Artık çiftçilerimize veda edeceğiz. 5600. Trakya bölgesindeyiz. Şu anda Bileburgaz civarındayız. Nasıl geçiyor? Nasıl geçti daha doğrusu Tarla Günleri? Önce onu sorayım. 7.sine düzenlenen bu organizasyonda ülkenin farklı farklı bölgelerinde bu organizasyona katıldık. Bu organizasyonda çiftçilerimizin yoğun ilgisini gördüm. Özellikle sulama sistemlerinin kullanılmasında, hangi üründe hangi sulama sistemini hangi tercih edilmesinde. Hangi üründe daha çok öne çıktı burada standınızda ve yaptığınız işlerde? Burada daha çok Mısır'da damla sulama sistemi daha çok öne çıktı. Damla sulama sisteminin kurulması, projelendirilmesi, sulama sisteminin kullanılması. Bu tip konularda çiftçilere bilgi desteği verdik. Projelendirmesini mi yapıyorsunuz? Tabii, şirket ürünleri ürettiği gibi aynı zamanda ürünlerin projelendirilmesi, kullanılması gibi konularda da çiftçiye ve bayilere destek oluyor. Aa, süper. Peki burada son olarak Tarla Günleri kapsamında jeyin sulama sistemi olarak ne aktarmak istersiniz çiftçilerimize, izleyenlerimize, Türkiye'ye? Tarım girdilerinin fiyatları çok her geçen sene artıyor. Bu sebeple insanların, yani çiftçi arkadaşlarımızın yaptıkları tarımlarında daha iyi gelir sağlayabilmesi için verimliliklerini arttırmaları gerekiyor. Evet. Verimliliği arttırmanın yolu da modern tarım tekniklerinin kullanılması. Modern tarım tekniklerinin kullanılabilmesi için de bu kapının anahtarı sulama sistemleri. Sulama sistemleri kullanılarak birim alandaki verimliliklerini arttırdıklarında daha iyi kazanca sahip olacaklar. Enerji tasarrufu arkasından gelecek, işçilik masrafları düşecek. Doğru üründe doğru sulamayı doğru projeyle kullanırlarsa daha iyi bir kazanca sahip olacaklar. Size teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. APV'nin standındayız. Murat Türk geldi. Ülke Satış Müdürü kendisi. APV ile hem uluslararası boyutta hem de ürün tanıtımıyla görüşmüştük, görüş almıştık ama Tarla Günleri devam ediyor. Son lokasyondayız. 7 farklı evet. Yerdeydiniz. Çiftçimizin ilgisi nasıldı? Çiftçimizin ilgisi... Aslında tarımın geleceğini sunuyorsunuz. Evet. Biz Türkiye'deki çiftçiye Avrupa'da kullanılan
akıllı hassas makineleri sunuyoruz. Bu makineler sayesinde daha tasarruflu ekim yapacaklar, daha hassas ekim yapacaklar. Tarlalarında homojen bir şekilde tohum ve gübre dağıtımı yapacaklar. Kullanımları daha kolay olacak ve her türlü kazanacaklar. Buradan çiftçilerimize APV adına aktarmak istediğiniz çağrınız, duyurunuz var mıdır? Duyurmak istediğimiz şey bizim ürünlerimizi tanısınlar. Takip etsinler. Takip etsinler bizi. Bulabilirler. Çiftçi TV'den takip etsinler. Takip ettikçe bize dönsünler. Biz onlara gelelim, ürünlerimizi tanıtalım, sahada gösterelim, yardımcı olalım. Ve onlar da Avrupa gibi kaliteli ürünler kullanmaya başlasın. Biz de teşekkür ediyoruz APV'ye, tarla günlerindeki yaptığı çalışmalardan ötürü. Biz teşekkür ederiz Çiftçi TV'ye. İyi çalışmalar. Sağ olun. Lassa Lastik Standı'ndayız. Mustafa Akgün beyefendi, hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk efendim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler böyle fırsatlar tanıdığınız teşekkür ederiz. Kale madencilik olarak Edirne, Keşan, İpsala, Malkara, Keşan dört yerde hizmet vermekteyiz. Lassa Bristol lastiklerini üreticilerimize, çiftçimize sunmaktayız. 7 farklı lokasyon vardı. Bu son lokasyonda ilk defa bir indirim de uygulandı çiftçilerimize. Evet. Bunu buraya, kale madencilik yapıyor değil mi bunu? Evet, kale madencilik kendisi yapıyor. Buraya gelen çiftçilerimize özel %10 iskonto yapıyoruz. Traktör lastiklerinde, römork lastiklerinde. Peki burada çiftçilerimizin tarla gününde ne söylemek istersiniz? Bölgedeki hem bir bayi olarak sizden lastik seçmek isteyen, sizden görüşen, buraya standınıza uğrayan insanlar için. Çiftçilerimize bol kazançlı günler diliyorum. Özellikle şu Ekim zamanında bereketli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Çiftçide tabii olursa bizlere de bu yansıyacak, lastik olarak satışlarımızı etkileyecek. Onun için hepsine bol bereketli satışlar sunuyorum. Biz sizlere teşekkür ediyoruz. İşlerine başarılar diliyoruz. Sağ olun efendim. Bizlere bu imkan verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenler, devam ediyoruz firmalarımızda, yani tarla günlerinde iştirakçı katılımcılarla birlikte EAS standındayız. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Sizi tanıyalım öncelikle. Fatih Ulaş ben. İnci CS Yasa firmasında bölge yöneticisi olarak hizmet veriyorum. Bugün de Massey Ferguson tarla günlerinde değerli markamız EAS'ı burada çiftçilerimizle buluşturmak adına yer aldık. Biz şirketi ve markayı tanımak istiyoruz öncelikle. Tabii. İnci CS Yasa firması kurulduğu yıldan 1984'ten bu yana ilerleyen teknoloji ve kaliteyi hedef alarak üretimine devam etmekte, üretimi benimsedi. Şu ana kadar mevcut üretimimizin %60'ını ihraç ediyoruz. Son 6 yıl içerisinde İnci CS Yasa firması Türkiye'de sektöründe ihracat lideri olan bir firma. Türkiye pazarında ince akü, EAS akü, Hugel akü ve endüstriyel kısımda da ince battery ürünlerimizle hizmet veriyoruz. Dış pazarda da ince akü, EAS akü, Hugel akü ve Blizzard markalarımızla aynı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Tarla günleri bizim için çok verimli geçti. 50 yılı aşkın süredir tecrübeye sahip olan EAS markamızla burada çok değerli çiftçilerimizle buluştuk. Çiftçilerimizin bizle alakalı sorularını yanıtladık, beklentilerini öğrendik ve hayata geçirdiğimiz yenilikleri kendileriyle paylaştık. Peki buradan çiftçilerimizin ürünleriniz hakkında ne söylemek istersiniz? Yani traktör için özel üretilen EAS akü ürünümüz süper kalsiyum alışımlı bir üründür ve standart bir traktörün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak durumdadır. Yani herhangi bir bakım yapmadan çiftçilerimiz ürünlerimizi rahatlıkla alıp traktörlerinde kullanabilirler.
Değerli izleyenler, Akkoma Seyferkü son tarla günleri devam ediyor. Son lokasyondaydık, Trakya bölgesindeydik. Burada çiftçilerimizin çalışmasını, çiftçilerimizin traktörleri tarla denemesini paylaştık. Şu anda da bir denemede biz de olmak istedik. Biz de burada denemeyi görmek istedik. Türkiye arazilerinin traktör performansına göre uygunluğunu görmek istedik ve burada başarılı bir sonuçla işlerimizi yürütüyoruz. Biz sizlere Trakya'dan Lüleburgaz Edirne yol üzeri 14. kilometreden Kırklareli'nden sonsuz saygılarımı sunuyoruz. Hoşçakalın.